Ne ararsın burada? Özmen Bek'le görüşmek isterim. Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin. Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir. Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun. Kaya Yapgı olsa bile mi? Özmen Bek'in kızı, Günsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgı. Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgı'ya ait tamgalı bir tik yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur. Alpa Guhan'a olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmezdim. Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz Atam'ın soyundan olduğunu söylemez. Kendine gel Tengiz. Ne yaparsın sen? Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi. Çek şu hançeri. Alpa Guhan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha? Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Töre de mi bilmezsin? Alpa Guhan töre bilir mi ki ben töre bileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa... ...indi de ben de senin canını alacağım. İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin? Dinlemem Kubat Bek. Dinlemem. Şimdi gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın. Buyruk senindir ağam. Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir? Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşı'nın Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman, istediğimiz yerde savaşı başlatacağız. Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum. Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız. Tabii Kaya da beylerden gerekli desteği alabilirse Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak. İndir hançeri Tengiz. Töre bilmezsin. Büyük sözü de mi dinlemezsin? Ben bugünün düşüğüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem. Özmen Bek'in sözünü de mi dinlemezsin? Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek. Buyurun Özmen Bek. Buyururum Kubat Bek. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek. Hepiniz benim pazarımda ticaret yaparsınız. Eğer bu otağda damadımın kılına zarar gelirse bir daha topraklarıma sokmam. O vakit budunlarınız da sizi beylikten etmez mi? Bir düşünün. Ticaret umurumda değil. Ben üç peşindeyim. Yeter Tengiz. Hem de bütün soyumuz tehlike altındayken böyle bir yardımı Gökorda'dan nasıl esirgersiniz? Atalarımızın düşmanlarını bitirmek yerine ne ara böyle birbirinize kılıç çekecek kadar alçaldınız ha? Bugün düşmana karşı birleşmeyenler, İtbarak soyundan daha da soysuzdur.
Bunu da böyle bilin. Buradan, buradan, buradan. Anlattığım gibi ilerlersek Acun'da soluk alan Türk kalmayacaktır. Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın. Dediklerim işe yaramasaydı şimdi Batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim. Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi Batı Gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve itbaraklarda uygulayacaksınız. Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İtbarakları bugüne ben getirdim. O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlar, sonra karar kılsınlar. Atam Barak Han'ın tacının parçalanmasına sebep olan senin mi yanında olurlar? Yoksa onun yaşayan tek torunu olan benim mi? Eninde sonunda benim yanımda olurlar. Bunu sen de bilirsin. Bu yüzden kendini yorma Obar. Haberciler itbarakları sana karşı ayaklandırmak için benden işaret bekler. İstersen habercileri salayım. Sen yaptıklarınla itbarakların onurunu aşağıladın. Türklerin yeniden bir olmasını sağladın. İhtiyar kurdu uyandırdın. Artık benim oyunlarımla hareket edeceğiz. Bakalım vereceğin akıllar onurumuzu ne kadar kurtaracak. De hele, nasılsa sonunda benim dediğime geleceğiz. Bu noktaya düzeneye yerleştireceksiniz. Düzeneye yerleştirdiğiniz nef toplarını ateşe verip gök ordaya atış yapacaksınız. Gök ordayı nef toplarıyla yaktıktan sonra şehre kolaylıkla gireceğiz. Patlamadan dolayı gökbenlerin çoğu ölecek. Bize karşı çıkanları da biz kılıçtan geçireceğiz. Anladın mı? Anladın mı derim sana? Anladım, prenses. O halde fazla oyalanmadan hazırlıkları başlat. Atan sayesinde böyle konuş bakalım. Türklerden sonra sana da sıra gelecek.